Konumuzun adı eşeli üreme. Bu başlıkta şimdi eşeli üreme tiplerini tanıyacağız. Önce arkadaşlar gamet tipine göre diyoruz ve izogami diyoruz. İzogami de gametlerin şekil ve büyüklükleri birbirine çok benzer ve iki hareketli gamet göze çarpar. Burada gerçek bir sperm ve yumurta ayrımı göze çarpmayacak ama iki tane hareketli gamet olduğuna lütfen dikkat edelim. Bu birleşmeye izogami diyoruz. Böyle gametlere ise izogametler adını veriyoruz. Peki kimlerde görülür bu izogami dediğimizde özellikle su yosunlarında göze çarpan bir üreme biçimidir. Heterogami dediğimizde ise arkadaşlar kendi içinde anizogami ve oogami diye ayırıyoruz. Heterogamiye baktığımızda büyük hareketsiz bol stoplazmalı bir yumurta artık var ve hareketli yapısına baktığınızda bir sperm gibi davranan bir yapı görüyorsunuz ve buna anizogami diyoruz. O da yine arkadaşlar baktığınızda büyük. Ve ama oogamiye baktığımızda ise bol stoplazmalı büyük bir yumurta göze çarpıyor ve küçük hareketli bir sperm göze çarpıyor. Şimdi o anizogamiye geri döndüğümüzde gerçekten de sperm ve yumurta ayrımı var mı acaba dediğimizde evet yapabiliyoruz ama oogamiden farkı ne? Buradaki sperm gerçekten gerçek bir sperm ve hareketli küçük bir sperm. O zaman böyle gametlere o gamet, böyle gametlere anizogamet diyeceğiz. O gametlerin birleşmesine o ve buradaki olaya da anizogami diyoruz. Anizogami özellikle mantarlarda görülen bir üreme biçimi, o ise omurgalı hayvanların tamamında görülen bir üreme biçimidir. Konjugasyon dediğimizde arkadaşlar yine eşeğli üreme başında anlatıyoruz. Bakterilerde ve paramesyumda görülür. Dikkat edelim bakteri tek hücreli bir canlı, paramesyum da tek hücreli bir canlıdır. Ama paramesyum ökaryotiktir, bakteriler ise prokaryotiktir. Aralarında tipik farklılıklar olacak ama şekli bir bakalım arkadaşlar. Bu bakterilerden bir tanesine F artı diğerini ise f eksi f eksi dediğimize alıcı, f artı dediğimize ise verici diyoruz. Ve bakterilerde ana DNA'nın dışında halkasal bir DNA parçası görüyorsunuz ve biz buna plazmit DNA diyoruz. Plazmitler özellikle antibiyotiklere karşı direnç geni bulundururlar ve bakalım arkadaşlar ne oluyor. Örneğin alıcı penisiline duyarlı bir bakteri olsun. Verici ise penisinle dirençli olsun ve bu plazmitte penisinle direnç geni olsun. Ne yapacak arkadaşlar? Bu canlı plazmitini kopyaladıktan sonra verici kopyaladığını tek yönlü bir şekilde PILUS adı verilen aracılarla ne yapacak? Alıcıya aktaracak. Burada bilmeniz gereken şey bir tek yönlü olduğu, iki kopyalanan genin aktarıldığı ve burada arkadaşlar şimdi alıcı ne oldu? Çeşitlendi. Şimdi köprü kalktı. Bir konjugasyon köprüsü kuruldu. Sitoplazmik bir köprü. Köprü kalktıktan sonra birey sayısı ne olmadı? Değişmedi. Birey sayısı değişmedi. O zaman niye üreme dedik ki? Buna dediğimizde arkadaşlar. Biz diyeceğiz ki buradaki... Alıcının genetik materyalinin çeşitlenmesinden kaynaklı biz buna eşeyli üreme diyeceğiz. Bilmemiz gerekenler bakteri konjugasyonu bir tek yönlü olduğu, tek yönlü gen aktarımı olduğu ve burada Bireyde genetik çeşitliliğin artacağı tabii ki alıcıda çeşitlilik olacak ve birey sayısı değişmeyecek. Bu bir alışveriş değildir, tek yönlü bir aktarımdır. Oysa paramesyum konjugasyonuna baktığımızda bir diyoruz arkadaşlar şuraya paramesyumdaki çekirdek vardı hatırlayalım bir büyük çekirdek makronükleus ve küçük çekirdek mikronükleus var. Büyük çekirdek paramesyumun eşeysiz üremesini kontrol edecek ağız bölgesinden enine ama küçük çekirdek ise konjugasyonunda yani eşeyli üremede ne yapacak? Görev alacak. Burada konjugasyonda birinci hamle şudur arkadaşlar. Büyük çekirdekler eriyecek. Özellikle tutuyorum onun üstünü çizelim görün diye. Birinci hamle büyük çekirdekler eriyecek ve küçük çekirdek mayoz geçirecek. Bir bakteri konjugasyondan fark. Mayoz gerçekleşti. Küçük çekirdeklerden en kromozomlu dört tane çekirdek görüyorsunuz her iki paramesyumda ve bu çekirdeklerden üçer tanesi eriyecek arkadaşlar. Dikkat edelim. Kalan en kromozomlu çekirdek tekrar mitoz geçirecek ve iki çekirdekli bir görüntü oluşacak. İşte bu çekirdeklerden bir tanesine kalıcı çekirdek, diğerine ise bakın okla gösteriyor göç hücru çekirdek adı verilecek. Şimdi arkadaşlar burada okların yönüne dikkat edelim. Oklar çift yönlü. Ne aktarılıyor? Çekirdek aktarımı gerçekleşiyor. Bu bir fark bakteri konjugasyonundan hem çekirdek aktarımı hem de çift yönlü olması önemli bir fark. Bunları daire içine alalım ve bakalım burada ne gerçekleşiyor? Döllenme. En kromozomlu çekirdekler birleşiyor ve tekrar kaynaşıp iki n kromozomlu küçük çekirdeğe dönüştü ve küçük çekirdekler üçer defa mitoz geçirecekler ve 8 çekirdekli bir yapı ortaya çıkacak. Bakın çekirdeklerden bazıları eriyecek ve bazıları kalacak ve ardından arkadaşlar bazıları tekrar büyük çekirdeğe bazıları da küçük çekirdeğe dönüşecek. Buradan sonrası artık bizi ilgilendirmiyor konjugasyon için. Ve sonuçta paramesyumda arkadaşlar bu evreden sonra her bir paramesyumdan dörder yavru ortaya çıkacak. Yani dört yavru dört yavru toplam sekiz farklı yavru birey oluşacak. Yani o zaman bakteri konjugasyondan farklı bir. Birey sayısı ne oldu arkadaşlar? Birey sayısı artıyor bu bir. İki. Paramesyumun konjugasyonunda mayoz oluyor. 3. Paramesium konjugasyonu çift yönlü. 4. Çekirdek aktarıldı. 5. ve döllenme gerçekleşti. 6. Buradaki en tipik özellik ortak nedir? Sadece genetik çeşitliliğin artmasıdır. Şimdi hermafroditliğe geldik arkadaşlar. Diğer adı erseliklik. Bir canlının erkek ve dişi üreme organlarını aynı anda bulundurmasıdır. Örneğin yassı solucanlardan tenya ve planarya ve çiçekli bitkilerin çoğu. Şimdi mesela bir çiçekli bitki düşündüğünüzde bakın dişi organ, erkek organ kendi kendini dölleyebiliyor. Ama en tipik adaptasyonları mesela şöyle bir görsel düşünürseniz ne yapıyorlar sizce? Burada ya da dişi organla erkek organın konumunu değiştirin. Bakın burada oluşan polen kendi dişisini ne yapamayacak? Dölleyemeyecek. O zaman hermafrodit canlıların tipik bir özelliği olmalı. Bunlar yumurta ve spermlerini yaptıktan sonra kendilerini dölleyebilirler. Ama genetik çeşitliliği artırabilmek adına ne yapıyorlar? Üreme hücrelerini farklı zamanlarda olgunlaştırıyorlar ve dolayısıyla farklı bireylerle çiftleşmeyi tercih ediyorlar.